Merhabalar, ben Emirhan. Bugün size Brahmagupta'dan bahsedeceğim. Brahmagupta milattan sonra 597-668 yıllarında yaşamış. Kuzeybatı Hindistan'da yer alan bir Hint şehrinde doğmuştur. Babası Jishnugupta da gökbilimcidir. Matematiği astronomi için kullandığını belirtse de matematiğe yaptığı katkılar tartışmasız çok önemlidir. Tarihte sayı olarak sıfırın özelliklerini tanımlayan ilk bilim insanı odur. Ve bu sayede bilimin ilerlemesini olanak sağlar. Peki bu özellikler nelerdir? Herhangi bir sayıdan kendisinin çıkarılması sıfırdır. Herhangi bir sayının sıfır ile çarpılması sonucu sıfır yapar. Matematikçiler burada sıfıra yöten eleman adını verirler. Herhangi bir sayının sıfır ile toplanması ya da çıkarılması sayının kendisine verir. Matematikçiler burada ise sıfıra etkisiz eleman adını verirler. Herhangi bir pozitif ya da negatif sayının sıfır ile bölünmesi durumunda sonuç paydasında sıfır bulunan bir kesirdir. Herhangi bir pozitif ya da negatif sayı tarafından bölünen sıfır sayısının sonucu ya sıfırdır veya payında sıfır, paydasında bir sayı bulunan kesirdir. Sıfır bölü sıfır sıfırdır. Daha sonra bu özellik matematikçiler tarafından sıfır olarak değil, tanımsız olarak bulunacaktır. Özelliklere bakıldığında kavram olarak karşımıza pozitif ve negatif sayılar da çıkar. Brahmagupta aynı zamanda pozitif ve negatif sayıların sıfır ile olan aritmetik kurallarını oluşturur. Pozitif sayıları servet, negatif sayıları borç olarak adlandırır ve aşağıdaki gibi anlatır. Borç eksi sıfır borçtur. Bir servet eksi sıfır bir servettir. Sıfır eksi sıfır bir sıfırdır. Sıfırdan çıkartılan borç bir servettir. Sıfırdan çıkarılan bir servet borçtur. Brahmagupta yazmış olduğu Brahma Supada Siddhanta adlı eserinin 12. ve 18. bölümlerine bu yukarıda yazılan aritmetik kuralları ve özellikleri verir. Eserinde bazı sayıların çarpım algoritmalarına, karekök hesaplamalarına, kvadratik denklemlerin çözümlerine, dörtgenlerin, köşegen ve kenar hesaplamalarına ve serilerin toplamı kurallarına da değinir. Pi'nin yani çemberin bir çevresinin çapı normunun genellikle 3 olabileceğini ve bunun için onun karekökünün kullanılması gerektiğini söyler ki bu değer 3,162'ye eşittir. Pi'nin değeri ise günümüzde 3,14 olarak kabul görür. Yani Pi'nin gerçek değerini %0,66 daha yüksek bulur. Brahmagupta aritmetiğe katkıları dışında Uyan yılındaki astronomik gözlem evinin başına da geçer. Burada dönemin ünlü matematikçileri ile astro matematiğin gelişimine katkıda bulunur. Yine aynı esirinde astrolojik çalışmalarında yazar. Bunların arasındaki güneş ve ay tutulmaları, gezegenlerin konumları vardır. Dünyanın Ay'a güneş ışığından daha yakın olduğunu söyler. Dünyanın yaklaşık 36 bin kilometre civarında bir çevre alanı olduğunu hesaplar. Bir yılın uzunluğunu 365 gün 6 saat 12 dakika 9 saniye olarak bulur. Ayrıca yer çekimi tıpkı suyun akması için olduğu gibi bedenleri çekmek için olduğu gibi dünyaya da düşüyor ifadesini yer çekimi hakkında konuşur ve bu eserlerin dışında Kadamakala, Kandak, Hadyaka adlı eserleri de vardır. Her ne kadar her canlı gibi ölümlü olsa da bilime yaptığı katkılarıyla hala yaşamaya devam eder.